4-4-2 Diamond'a hoş geldiniz. FIFA görünümlü, oyun görünümlü sohbet içeriğimizde bugün yanımda çok değerli bir futbolcu var. Bir önemli bir oyuncu adayı var. Rahmetullah Berişbek hoş geldin hoş abi. Hoş bulduk abi. Rahmi diyorlar değil mi sana takımda? Aynen öyle abi ya. Zaten Mami abi yüzünden de olmuş olabilir. Formamın arkasına ilk başta Rahmi yazmış. Öyle kaldı yani. Ondan mı oldu? Yani bir de senin takımda. Bir şimdi ismin farklı, soyadın da farklı geliyor olabilir. Bazen böyle acaba Kazakistan'dan mı Özbekistan'dan mı geldi diyenler oluyor. Bir de bu numaranın hikayesi var. Numarayı bir anlatsana bize. Ya abi. Oradan da yani. Ülke, şehir, her şeyi karıştırıyorlar rahmetli rahmetler. Aynen, Twitter'dan Suriyeli misin falan diye sürekli mesajlar, bana dalga geçmeler falan. Tabii gülüyorum ben de, bazen beğeniyorum bile onları. Öyle muhabbetimiz oluyor. 66'ın hikayesi ne peki? Ya, biz... yani Yozgatlı olduğunu düşünülüyor ya. Ya aynen, ben de ilk başta gördüğüm zaman şaşırdım. Mami abi gene olayın başında. Malzemeciniz mi? Evet, malzemecimiz. Ben sabah antrenman yapmıştım, o zamanlar U21'deydim. Sabah antrenman yaptım, antrenmandan çıkmıştım abi işte. Şeye gittik, çay yolunda bir mekan vardı, orada yemek falan yiyorduk. Akşama doğru bir telefon geldi bana. Maç kadrosuna çabuk gel. Ben de tabii o zamanlar cepte para yok, arkadaşın kredi kartını falan aldım. Bankamatikten bir de 250 lira çekmiştim, sanki nereden nereye gidiyorum. Oradan bindim geldim abi işte, keyfimce vardı bizim oradan. Bir de orada trafik vardı, inip tesise koştum. Öyle geldim, stada bir geldim, formanın arkasında 66 yazıyor. Dedim ne alaka dedim, Mami abiye soruyorum, oğlum diyor 06 ya, o yüzden falan diyor. Rahmi ne alaka abi diyorum, oğlum diyor işte böyle falan diyor. Tamam peki abi dedim. Kariyerini belirlemişim. Öyle Rahmi kaldı işte ya abi. 66'da yani Yozgatlılar desen her zaman Messi atıyor, Yozgat'ın gururu falan diye. Ben de şaşırıyorum yani. O da artı bir şey oldu, Yozgatlılar aramızda şey oldu, sempatik oldu yani. Sen direkt Ankara doğumlusun. Evet, doğma büyüme Ankara abi. Ya altyapıdan gerçekten çok fazla oyuncu var. Sen ciddi süre alıyorsun şimdi. Berat süre alıyor, İlker, Arda, Apo, çok oyuncu var. Birlikte yetiştiğiniz oyuncular, arkadaşların hakkında ne düşünüyorsun? Gerçekten hepimiz yani beraber büyüdük. İlker'le 14 yaşından beri beraberiz. Yani hayal gibi beraber düştüğümüz sezonda oynadık beraber İlker'le. Yani hepsi birbirinden yetenekli oyuncular yani. İnşallah hepsi daha çok süre alacağına inanıyorum. Biraz daha durumları toparlarsak yani ligde inşallah hepsi iyi süre alacağına inanıyorum abi. Ya bir de bu düşme tabii ki yani Gençler Birliği gibi bir kulübün hiç yaşamasa daha iyiydi ama sen... Orada hani herkes üzüntülüydü. Sen sorumluluk aldın, gittin dedin ki biz tekrar çıkacağız. Onu bir anlatsana bize. Ya abi biz düştüğümüz sezon gerçekten çok inanılmaz bir şeydi yani. Kafamızda sürekli soru işaretleriydi. Antrenmandan önce yani çalışanlar Ümit hocamızla beraber sürekli her antrenman öncesi diyor ki işte çalışanlar var, çalışanları işten çıkartabilirler. Yani biz de çok üzülüyordum yani ben. Zaten ben doğma bir yani 14 yaşından beri bu tesiste kalıyorum. Karşı tarafta ablalar, abiler yani anne baba gibiyiz. Aile yani Gençler Birliği'nde ilk önce aile ortamı var yani abi. Ben de burada büyüdüğüm için yani buranın ekmeğini yediğim için gerçekten çok üzülüyordum o zamanlar düştüğümüz sezon. Yani inşallah yani düştüğümüz sezon bile yani başkanımız yani gerçekten Allah razı olsun yani kimseyi işten çıkartmadı, kimseyi ekmeğinden etmedi. Yani biz de ben de o an dedim ki inşallah geri çıkacağız dedim ve böyle de nasip oldu, iyi oldu yani abi. Hemen bir sezonda çıktınız. Bir de bir takım arkadaşın çok büyük bir transfer yaptı. Bence hem size de örnek olacak bir figür. Mert abi yani inanılmaz saygı duyuyorum gerçekten. Çünkü benim oynadığım sezon bile yani... 2 yaş mı fark var aranızda? Evet. Mert abiyle beraberdik gene. O zaman sezon başı devre arası gelmiştim ben. Oynamıyordu, hiç oynamıyordu. Ama baktığınız zaman antrenmandan çıkıyor, fitness'ına gidiyordu. Yemek, hatta özel fotoğraf atıyordu. Diyetisyeni falan vardı. Ona fotoğraf atıyordu. Yani hayret ediyordum yani. Oynamayan bir insan yani bunları nasıl yapabiliyordu diye. Ve yani sabretti. Geçen sezonda çok iyi oynadığına inanıyorum. Allah da nasip etti. Roma oldu yani. Daha, inşallah daha ileride olacağına inanıyorum yani Mert abi için. Yani daha ortada çok da süre almadan bile belli ediyordu yani bir şekilde bu. Aynen öyle abi. Ama gençler de iyi temsil ediyor. Yani Roma gibi yere gidip hiç neredeyse Süper Lig'de süre almadan gitti oralarda temsil ediyor. Tabi burada sadece muhabbet değil, burada kapışacağız. Sadece öyle sohbetle kurtaramazsın. Sen tabi Gençler Birliği alacağın için ben de Ankara Gücü'nü alayım dedim. Bir Ankara derbisi yapalım. Peki abi, yapalım. Bir kadroları ayarlayalım. Şimdi burada kritik bir soru var. Kendin oyunu alacak mısın? Ben kendim 80'inde oyunu alacağım ya abi. En azından yedekleri al da. Gücümü arttırmışlar gol attıktan sonra. Tebrik ederim. O güzel, canlı form 61. Normalde daha mı aşağı?
Daha da mı aşağıdaydı? Evet. Ben şu ben gençleri sevdiğim için gençleri kulübe yağlayayım. İlker kart şimdi Stanku'yu da kesmek olmaz İlker. Kardeşim kusura bakma. Kusura bakma dedi adam Rabaşota'da gol atalı yani çok gün olmadı. Sadio'yu çıkartayım ya Sadio. Kadro dışı kalsın. Beyt abiye şans vermek istiyorum. Vay Soner abim benim canım abim. Seni kadro dışı bırakanlara inat ben seni kadroya alıyorum. Arda sen ben ellemedim çok. İse Arda sen kal ya. Ahmet abi sakat ama gene oynatacağım abi. Nadir abi. Nadir abiyle sürekli kavga ediyoruz antrenmanda. Ah Nadir abi. Madem öyle, madem müdahaleler geliyor ben de bir Ankara Gücü efsanesi Sedat Ağaç'a sokuyorum. Kol ayarları falan klasik mi oynuyorsun? Yok yaptın mı ayarlarını? Onu, dur yapalım ayarları. Onu aynen abi. Sen bayağı ince ayar yapıyorsun ya. Ben ciddi oynamam lazım bu oyunda. Ben alışkınım ya abi. Küçük altyapıdan beri kit attığımız için sürekli. Hesabını falan aradığımız için o yüzden. De bakalım şimdi nasıl olacak. Şey oynuyor musunuz? Ultimate Team oynuyor musunuz? Yok oynamıyorum abi. Yani sen takımı alıyorsunuz, oynuyorsunuz arkadaşlar. Aynen öyle. Bizim Ahmet abi bir zamanında aşağıda şey vardı. 10 tane falan bilgisayar vardı. Sürekli Counter oynuyordu. 1-5. Ben o zamanlar altyapıdaydım. Tesiste kalıyordum. Buraya geliyordum. Oynamaya. Bakalım. Oyun stilini çözeyim. Şimdi sen normalde dikine oynayan bir oyuncusun. FIFA'da da öyle mi oynuyorsun? FIFA'da abi, daha pasörsün gibi geliyor. Aynen öyle. Bana çok sinirleniyorlar ya FIFA oynarken. Ben de pasörüm ya. Sen altyapıda Ankara Gücü maçlarında çok oynadın. Derbilerde. O sen bayağı ciddisin aç. Konuşmayacaksın galiba şeyin. Abi ben ciddiyim oyunda. Çok yani yenilmeyi hiç sevmiyorum kardeşim, ya kardeşim tamam. Ama herhalde yendin gibi abi. Madem ciddisin dur buyur. Atalım da ondan sonra. Benim herhalde gol bozuk ya. Aa. Bravo Übeyt abi. Übeyt de iyi kaleci ya. Übeyt abi. Ama maşallah var Übeyt abi. Bravo Sese. Sesenyon da aran nasıl? Sese'yle aram çok iyi abi. Çok konuşamasam da anlaşamasam da el kol hareketleriyle anlaşıyorum ya. O da alıştı bana. Takımın en tecrübeli adamı şimdi. Aynen öyle abi. Şey nasıl? Allah Allah. Aa. Stank bunları atamıyor ya abi karşı karşıya. Zor goller olacak onun için. Ahmet abi iyi vurur. Hocam. Şimdi burada ipten duvar olduk ya. Bravo. Sese şimdi 35 yaşında. Şeyi nasıl? İdman temposu falan. Çünkü genelde bu yaşta oyuncular biraz daha rahat olurlar. Yani abi benim kadar benden daha çok çalışıyor diyebilirim yani Sese için. Ne zaman fitness'a insem Sese orada. Yani çok disiplin abi. Çok Premier Lig görmüş ya. Aynen öyle abi. İç hizi anlatıyor mu öyle? Ya. Derken ben bir atayım da ondan sonra anlatabilirsin. Ben konuşunca oynayamıyorum ya. Vallahi böyle bir şey yok ya. Orgil'e bir bak ya. O da iyi oynuyor. Sol bekte sıkıntı var. Soldaki müdahale gerekebilir. İbo abi hayatta çıkartma. Şimdi İbo abiyi çıkartacağım sonra akşam benimle şey yapacak. O yüzden İbo abiye devam. Soner abi de o yüzden öyle arkadaş ilişkisi de yanlış hata yaptı işte. Duygularımıza yenildik. Senden iyi hoca olmaz gibi gözüküyor şu an. Hocalık. Ooo. Oh. Ah be. Yedik be. Stanku. CEO atsaydı motor yapardım da burada. Neyse CEO'ya da atarım birazdan. CEO'yu bekleyin ya. Stanku alıştı ya gol atmaya. Sevinmiyorum Stanku'yla pek. Stanku takır takır atıyor. Benim şimdi fantasy futbol takımım var. Ben de yani güvendiğim takımlardan biri olduğunuz için forvete ya CEO'yu alıyorum ya Stanku'yu. Daha ben CEO'yu alıyorum. Herkes Stanku'yu alıyor. CEO'yu da seviyorum. Çok atıyor da mesela CEO bir tane atıyor. Stanku iki tane atıyor. Bir tanesi yapıyor falan. Mağdur oldum ya. Öyle bir şeyim var. Abi. Stanku deyince aklıma o geliyor. Ya Stanku
Ayrı ya. Stanku bence abi çok Ankara'yı çok seviyor yani. Burada mutlu olduğunu düşünüyorum yani. O yüzden mesela Bursa'da falan mutsuzdu yani, hiç performansı iyi değildi. Ama burada gelir gelmez burada gelir gelmez mı? Kendini belli etti yani. Taraftarlar bağırıyor rahmetullah diye de, bekleyin birazdan alacağım. Şey, Stanku nasıl idmanlarda falan? Ya bir de nasıl beslendiklerini ben çok merak ediyorum. Ya abi Stanku idmanlarda yani Stanku'yu atla, zıpla, bir şey yap, ağzını açmıyor yani. Tam profesyonel bir oyuncu. Mesela ilk başlarda oynamamıştı. Bir de normal yani, tecrübeli oyuncular siz böyle sert girince falan bir... Yani ister istemez o ne yapıyorsun falan diye şey oluyor. Ama Stanku'da öyle bir şey yok yani abi ve... Yani oynamadığı zaman ne trip atıyor, ne bir şey yapıyor, antrenmanlarına sürekli çalışıyor. Sürekli mutlu yani. Onu yani çoğu insan yapamaz diye düşünüyorum ya abi. Ya abi biraz, hakikaten işini hem bilmek hem sevmek lazım. Aynen öyle abi. İyi maç oluyor. Birazdan genç yetenekleri oynatacak. 7 şutu mu var? Müdahale gelecek mi bakalım? Neyse o zaman devam edelim. 50'de falan atmışlar da ya. Şimdi bacaklar şişiyor sonra abi, biliyor musun? Sen bir de yani bu sene en böyle dikkat çekici 90'larda kan Galatasaray maçıydı gibi. Nagatomo'ya karşı oynadın. Evet. Ona abi. Karşı oynamak nasıl? Yani ilk başlarda maça başlarken abi ben olumlu pas yaptıktan sonra devamı geliyor ya. Eğer olumlu pas yapamazsam çok sıkıntıya oluyordu. Nagatomo'da Allah'tan UEFA maçı vardı yani, yorgundu. Fazla da şey yapmadı bizim maçta ama iyi oynadığımızı düşünüyorum ya o maçta abi. Yes. Beraber Ahmet abiyle iyi savunma yaptık yani. Siz o maçta 4-1-4-1'in kanadında oynadın değil evet mi? Evet abi. Allah dur. Yorum yapacağız derken yorumdan daha önemli şeyler var. Şimdi burada sohbet programı dedik ama burada bir iddia da var. Şimdi senin gibi rakip bulmuşken oynayacağız. Bazen böyle mızmızlık yapan arkadaşlarım oluyor. Çağırıyorum, yenince konuşuyorlar falan. Ama dişli bir rakipsin. Allah. Bravo. Yürü Dani. Kim o ya? Koşamıyor. Sese. Baba gidiyor baba. Ama o pas. Neyse ona bir şey söyleyemeyim abi. Sonra ceza falan yazar. 500 liralık olmayan sonra. Sese. Cezaları Sese mi yazıyor? Aynen Sese ile Ahmet abi. Bazen yemeklerde falan geç kaldığım zaman affediyor da. Sedat Ağaçay. Sedat Ağaçay. Bravo Ture. Stilini peki... Diyeceğim de dur şimdi stili bana. Daniel. Neyse artık beni alayım. 2-1 oldu. İlk defa bir oyuna. Öndeyken gireyim abi. Bir maç başı alman lazım. Prim alayım. Ben ya. De bir müdahale edeceğim artık. Sedat'ı abi, seviyoruz ama. Berat alayım. Şimdi kimi çıkartacaksın Rahmi ya? Sen bekle oğlum. Sen 80'i bekle. Mazlum ya. Mazlum geçti. O beklesin biraz Rahmi. Ne yapayım ben de ya? İlker, alıyorum senin gözümü. Ara çıkarma aslanım ben. Peki oyuncu olarak böyle stil olarak çok sevdiğin, kendine yakın bulduğun oyuncu var mı böyle abi, önemli? Ben Arda Turan'ı çok seviyordum ya. Arda abi. Arda abi çok önemli ilk başlarda Barcelona'dayken falan her zaman Galatasaray'dayken de çok takip ediyordum. Yani geçen Başakşehir maçında görünce bir an şey oldum ister istemez. Mesaj falan atıyordum Arda abiye Instagram'da. Cevap veriyor muydu? Yok canım. Görmüyordu buradan da sesleniyor. Spama düşüyor. Sürekli yazıyor. Sürekli. Abi foton gitti diyor. Arkandayım abi şeyler falan, geceler mesaj sanki şeymişim gibi. Ama işte sahada görünce bir an insan duygulandım yani. İyi oldu. Peki stil olarak şimdi kendinin iyi bulduğun kötü bulduğun özellikleri neler? Hani abi, ben geliştirmem lazım şunu dediğin. Benim şutumu geliştirmem lazım. Şut özelliğimi. Ve ister istemez fiziksel açıdan kendimi geliştirmem lazım. Ama fitness çalıştığını duydum yani şimdi evet. Senin ağzından değil ben söyleyeyim. Sıkı çalışıyormuşsun.
Yürü be. Adamsın Flavio. Hadi İlker. Ah be. Taraftar daha fazla taraftar bastığını kaldıramayacağım. Beni alayım oyunu abi. Sağ olsunlar beni sürekli ben de... destekliyorlar abi. Ben de bir santrfor alayım oyunu da. Aman aman aman. O kağıt atamaz ya. Sada ya. Ev tanımıyorum ama. Kaçtı ya abi şu an Ankara gücünde yok. Oyuna işte, niye aldın abi ya? Şimdi. Burada bir taktiksel müdahale var. Burada bir zeka var. Zekamızla attık bunu. Orcu ile arkaya çektim. Moke'yi kaçırdık orada. Ya, Ankara derbisinde eşitlik var. Dakikada şey ya gergindi bak ama. Son bölümde. Ver. As. Beriş be. Senin Premier League spikerleri de iyi okur ha. Barış be. Çok oyuncu gitti Avrupa'ya. Türkiye'den. Ya abi dediğin gibi yani önceden Avrupa dediğin zaman imkansız diyorlardı ama artık şimdi Türkiye'den oyuncu bakıyorlar. Sürekli scoutlar sürekli geliyor yani izlemeye falan. Yani bu bizim için Cengiz Ünderler, Merih Demiraller sayesinde olmuş olabilir. Yani önümüzü açtılar yani gerçekten. Baktığınız zaman önceden şu an videodan falan bizi izleyebiliyorlar yani. Önceden bunlar yoktu. Of! Of! İlker Karakaş'ım benim, Karakaş'ım benim be. Aslanım benim. Kardeşim. Yok Merih Demirallar bilmem neler. Ben maç beraber bitti diye muhabbet ediyorum. Neyse abi yapacak bir şey yok. 20 saniyede çeviremem. Ankara güçlülerden özür diliyorum. Gerçekten elimden geleni yaptım. İlker ya güvenimi boşta çıkartmadım. Öpüyorum seni buradan. Adamsın kankasıyla İlker. Kankasıyla attı kendi ayağına top değmeden maç tamamladı. Uğurluyum ya. Uğurlu olduğumu düşündüğüm için. Dakika 80'de alıyorum. Totem yani abi. Benim de totemim neyse. O. Güzel oldu. Ben Ankara takımlarını seviyorum. Gerçekten keyifle geldim buraya. Ankara güçlülerden özür diliyorum öncelikle. Ben de özür diliyorum. Vallahi sen gençlerimi iyi temsil ettin. Bir de benim sana hediyem var. Baktım sana rezil bir kart yapmışlar. Çünkü daha ilk senen diye düşünüyorlar. Süper Lig'e yeni çıktınız tekrar. Kendi kartını kendin yap istiyorum. Rahmetullah'ın teşekkür ederim kartı. Bu da senin olacak ama yazın güzeldir inşallah. Yazım çok da güzel değil abi. Sen yazsan daha iyi. Benim yazım... Hiç güzel değil. O yüzden muhtemelen sen yasan daha iyi olur. Peki abi. Hızlıyım yani, ya. Yani hızlısındır yani. Hızlısın. 88 vereyim. Kardeşim, nasıl bir 8? Kötü dedim de en azından 8 ya, yazabiliyorum abi yani. Abi sana bir şey söyleyeyim mi? İnanır mısın? Ya ilkokulda yani ya ilkokul hocam yanıma bir tane şey verdi. Kız arkadaşım vermişti yani. Yazımı düzeltmek için rakamları falan. Sürekli beraber. Pek başarılı bir proje olmamış. Yani gene de olmadı yani sana öyle söyleyeyim. Sen ver ben yazayım. Tabii 88 içen 99 geliyor. 99 gibi yazmış. Aynen 99 istedim ama şimdi şey yapmayın. Şut. Abi 60 verelim ya şuta. Bir dahaki gelişimde bunu 70 görmek istiyorum. Pas. Pas 90 abi pas. Kesin. Vallahi. Arka grup ne diyor 90 pasa bilmiyorum ama inşallah 90 pasa olursun bir gün. Olur. 90 dediğin böyle Tugay Kerimoğlu falan yani. Dripling. 99 abi dripling. Kimseye vermiyorum bazen antrenmanlarda top. Onu duyduk ya. O konuda bayağı ısrarcıymıştın. Defans. 65 abi bazen hırslanıyorum. Atlıyorum zıplıyorum. 65. Kardeşim sen git Premier Lig'de başla bu istatistiklerle. Sen git burada değil mi? Aston Villa'dan başlarsın olacak, yani. Olacak başlayacağım. Fizik. 10 abi. 10 yazdın abi olmaz ki. Valla. O zaman senin
Esas notunu da ben veriyorum. Gönlümüzde 99'su. Teşekkür ediyorum abi. Bir de yenmesen iyiydi ama yine de 99'unu vereyim ben. Bu da hediyem olsun sana. Çok teşekkür ediyorum abi. İnşallah diyeyim, nazar değmesin buna. İnşallah bu olur ya bir gün. Bugün bunu FIFA kendisi hazırlar. Şimdi önünde çok seneler var. Daha çok görüşürüz seninle. Bu kartını da videosunu önüne çıkaracağım senin. İnşallah. Kendine verdin. İnşallah 90 paslı, 88 hızlı, 99 driblingli bir Messi'ye rakip. Adama Traore gibi bir profille karşımızda. Rami, hakikaten çok teşekkür ederim. Çok sağ ol. Hakikaten çok keyifli. Belki ilk defa tanıştık ama hani bir kardeşim gibisin, arkadaşım gibisin. Eyvallah abi. Çok teşekkür ederim. Gerçi tam da öyle değilsin yani. Yoksa 2-2 biterdi maçta düşünüyorum. Pek acıman yok ama olsun. Bunun rövanşı olacak. İnşallah, inşallah abi. Ev sahibi bendim. İnşallah bir dahakine sen olursun. İstanbul'da seni ağırlayacağım. Görüşmek üzere. Hoşça kalın. Görüşürüz.